صحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ربي يسر ولا تعسر ربك من الخير زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين ربك من الخير. Evet, hayırlı sabahlar. Nerede kaldı? Yani hakkeduğu nikahül mer'eti. Değil mi? Burada ben de öyle aklımda kaldım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Bismillah. Ve yen'akidu nikahül mer'eti el hurratil baligatil aqileti. Hür, buluğa ermiş ve aklı başında olan kadının nikahı bir rızaha, kendi rızası ile, yani icabı veya kabulüyle, irade beyanı ile kurulur, nikahı gerçekleşir. Ve inlem yenakit, pardon, ve inlem yakit aleyha veliyyun inde bi hanife. Bu hanifeye göre veli onun nikahını kıymasa bile, yani veli orada bulunacak ve onaylayacak veyahut da onun dışında, onun bilgisi dışında da olabilir. Ama burada temel cumhurla hanefilerle ayrıldığı nokta şudur. Hanefilere göre kadının muhakkak rızası olacak. Kadının rızası olmadan evlendirilemez, velisi evlendiremez. Cumhura göre, tabi mezhepler arasında bazen gelgitler oluyor, hanefilerde de var bu. Ama genel olarak, sistematik olarak diğer mezhepler, kız buluğ çağına ermiş, akıllı başında olsa bile velisi ondan habersiz veya onun rızası olmaksızın ben seni falanla evlendirdim diyebilir. Ama Hanefilerde ki tartışma bu değil, tartışma şu, Ebu Hanife diyor ki sadece diyor kızın kendi iradesiyle evlenmesi caizdir, velinin onayına gerek yoktur. Fakat imamın hayır diyor. Kızın tabi onayı her zaman gerekir ama velinin de burada onayı lazımdır diyor. Velinin onayı yoksa kızın tek başına rızası bir şey ifade etmiyor. Ve inlem yaqid aleyha veliyyun inde bi hanife. Ebu Hanife'ye göre veli akit yapmamış, onaylamamış olsa bile kızın rızasıyla bu vasıfları taşıyorsa hür, baliga ve akile ise yeterlidir. Bikran kânet ev seyyiben. Yani ilişkileri sahihtir. Tabi din nikah yerindedir ve tabi ki zinada bahsedilemez. Bikran kânet, ister bu kız hiç evlenmemiş olsun, ev seyyiben, ister dul olsun. Ve gâle bu Yusuf ve Muhammed ise la yen'akidu illa bi veliyyin. Yani kızın rızası olacak ama velinin de izni, onayı ile ancak nikah akdi gerçekleşmiş olur. وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاءِ. Hanefilere göre, cumhurdan ayrıldığı nokta burası, bekar bile olsa baliga olan, ki baliga değilse evlendirebilir çünkü onun kendi iradesi yoktur. Baliga olan bekar bir kızı nikaha zorlayamaz, falanla evleneceksin diyemez. وَاِذَا اِسْتَذَنَهَا, yani el-ebu, baba ondan izin ister, فَسَكَتَتْ اَوْ ضَحِكَتْ اَوْ بَكَتْ. Kız da bunun karşılığında susar veya güler veya ağlarsa, ağlamak bile ilginç bir durum, sevinç gözyaşı demek ki öyle anlamış ulema. Bu nedir? Üzüntüden ağlayamaz mı? Üzüntüden de ağlayabilir ama sükût ediyor işte. Sükût etmeyip sadece ağlıyorsa marız-ı hacettir. Yani konuşması gereken bir yerdir. Kendi kendine ağlayarak, sızlayarak irade beyanı olmaz. Diyecek ki ben istemiyorum diyecek. Yani en azından bu kadar medeni olun diyor Hanefiler kızlara. Bunu demez, ağlayıp sızlarsanız bile nedir? Bu fezalike iznun minha. O kızdan gelmiş olan bir izin olarak kabul edilmiş. وَاِنْ اَبَتْ, şayet reddederse kız, لَمْ يُزَوِّجْهَا, asla onu evlendirmiş olmaz. وَاِذَا اسْتَأْذَنَ اَسْسَيِّبَ, şayet baba seyyib olan, dul olan
kızından izin isterse fele budde min rıdaha bil kavli. Ancak kaville, yani bizzat açıkça onu ifade etmekle rıza ortaya çıkar. Efendim, teşekkür ederiz. Ancak açıkça bunu ifade ederek ortaya çıkarmış olur. Yoksa sehip olduğu zaman, yani dul olan bir kızın babasının evlendirme talebi karşısındaki susuşu, ağlaması ve gülmesi yok şeker anne. Nedir? Rıza değildir. Ne olacak? Dul bir kadın artık kadın diyeceğimiz bir durumdadır. Kendi düşüncelerini, duygularını açıkça ifade edebilir, edebilmesi gerekir. Öyle düşünmüş ulemamız. İlla yani bil kavli. Ve izâ zâlet bekâratuhâ. Şayet kızın bekareti, yani dul gibi bir duruma düşme hali ortaya çıkarsa, bekareti giderse, nasıl gidebilir? Bekaret ortadan kalkabilir. İlla evlilikle değil. Mesela bir vesbetin, mesela vesbe yani sıçramayla bir hareketle olabilir. Ata bindiği için mesela olabiliyor mu? Ev hazatin veya hayız gördüğü için fizyolojik olarak mesela böyle bir şey olabilir. Ev haraj, ev cerahatin. Cerahatin. Sen de cirah, biz de cirah diye yazmış ama yaralama. Normalde ciraha, yani bir T koyun daha iyi olacak. Yaralamak. Yani bir yaralanma sonucu, yani bir düşme olabiliyor değişik durumlarda. Yaralanmalar da olabiliyor. Ev cirahatin veya bir yaralanma sonucu bekareti giderse fehiye fi hukmil ebkari, bu artık bekareti gitmiş değildir. Hala bekar hükmündedir. Çünkü bekarlık veya dul olma sadece işte belli bir şeyle alakalı değildir. Aslında bu psikolojiktir, sosyolojiktir. Yani evlenmiş bir kadın, hiç evlenmemiş bir kadın gibi biri olur mu? Olmaz. Onun fizyolojisi bile, psikolojisi bile değişir. Evlenmiş bir kadın boşanmışsa hele ki, bakıyorsunuz yaşadığı olumsuz, travmatik şeylerden dolayı bakışı, duruşu, konuşması, tepkileri, değil mi hakikaten? Allah tabii ki aile saadeti versin hepimize. Hakikaten önemli bir şey. Şimdi onun için bakın, diyor ki genç bir kız babasının karşısında kendisini ifade edemez. Ama artık evlenmiş bir erkekle kavga etmenin ne demek olduğunu öğrenmiş, tamam mı? Ayrılmış veya kocası da ölmüş de olabilir, illa kavga etmesi gerekmiyor ama bu süreç ona kendisini açıkça ifade etme imkanını veriyor. O buna rağmen hala söylemiyor. Mesela burada doğrudan gerçekten sosyolojik tahliller yapmak lazım. Günümüzde öyle değil ki. Günümüzde kadınlar, kızlar daha doğrusu babalarıyla, baba bir oğlanla görüşüyorum bu ara diyebiliyor. Yani bizim toplumumuzda belki o kadar, bunu da abartmamak lazım. Olmaz ama yani çok rahatlıkla kızlar birçok meseleyi babalarıyla konuşuyorlar, hatta tartışıyorlar. Yani tabii bu sosyolojik değişimi dikkate almadan hala susmayı bir irade beyanı olarak, marazı hacet olarak görmek kanaatimce irade beyanının doğru anlaşılamaması anlamına gelir. Onun için burada kadının, yani dul olmuş, dul olmak iyi bir şey değil. Yani bu hepimizin takdir edeceği bir şeydir. Yani bekarlar bile evlenirken zorlanıyorsa bu zamanda, bir dul kadınla evlenecek insan sayısı azdır. Hazreti Peygamber gibi dul bir kadını kim tercih edebilir? Hele çocukları vesaire varsa. Şimdi böyle bir durumda mesele fizyolojik değil, psikolojiktir, sosyolojiktir. Yoksa bir kadının, bir kız çocuğunun kızlık zarı patlamış olsa, yırtılmış olsa, fakat hiçbir erkekle hiçbir şekilde teması olmasa, siz buna dul muamelesi yapamazsınız. Bunu abartanlar var Anadolu'da falan. Çok yanlış şeyler bunlar. Yani hemen iftiralar, işte yani için işte zifaftan sonra şöyle olmadı da, işte demek ki sen başkasıyla işte cinsel ilişkiye girdin, işte zina ettin, beni aldattın falan, haşa. Öyle bir şey asla doğru bir bakış açısı değildir. Çünkü bir
kadının, mesela sünnetli dünyaya gelen bir çocuk nasıl bu mümkünse, bir kadının da böyle bir durumu söz konusu olabilir. Asla itham etmemek lazım ve bu cahiliye Anadolu kültüründen de kurtulmak lazım. وَاِنْ زَالَتْ بِزِنَا. Hatta bak İmam-ı Azam çok liberal bir insan hakikaten. Zina ile bile zail olsa diyor. Kadın, zina. Yani bu muhtemelen yani tecavüz gibi bir kelime olarak izah etmek lazım. Yani birisi tecavüze, bir kadın tecavüze bile uğrasa فَهِيَ كَذَلْكَ اَنْ دَبِي حَن۪يفَ. Hala bekar hükümündedir. Niye? Çünkü onun bir suçu yok. Ve burada onun o bahsettiğimiz travmatik şeyleri yaşamamış olma ihtimali var. Ama hocam yani evlenip boşanmaktan daha travmatik değil midir? Elbet. Zinanın şekli, kim tarafından yapıldığı bir sürü ihtimaller söz konusu ama en azından İmam-ı Azam'ın bu zina sonucu dahi olsa zannediyorum akte vurgu yapıyor burada İmam-ı Azam. Yani akitle kadın kendi ekonomik değerini düşürecek bir şeye girmiş oluyor. Çünkü nikah budur. Öyle bir durumda ne olur? Zina bir akit olmadığı için bekareti ortadan kaldıran bir durum olarak görülmüyor. وَاِذَا قَالَ الزَّوْجُ. Koca dese ki بَلَغَكِ اَنْنِكَاهُ فَسَكَتْ فَسَكَتْتِ sana benim nikah talebim geldi, sen de sustun. Yani ben seninle evlenmek istediğimi haber verdim, sen ise sükut ettin. Vakalet olacak. Vakale değil de onu da düzeltin arkadaşlar. Vakalet. Kadın da dese ki ben bilakis radettu, ben onu reddettim. Kabul etmedim veya sükut da etmedim. Reddettim. Fel kavlu kavluha. Buradaki iki aykırı fikirden, yani koca böyle diyor, kadın da böyle diyor. Hangisinin sözü geçerlidir? Kadının sözü geçerlidir. Niçin sizce? Biraz usul, mantık geliştirerek cevabını verebilirsin. Nasıl? Masum kelimesi orada bir şey ihsas ediyor da tam masum, ne dedim, Hazreti Meryem'den bahsetmiyoruz yani, bir kadından bahsediyoruz. Masum derken sadece neyi kastediyorsun? Aslı olan nikahsızlıktır. Değil mi? Çünkü nikah kadını borç altına alıyor. Erkeği de borç altına alıyor. Aslı olan nikahsızlıktır. Şimdi siz aksini kanıtlamak zorundasınız. Bir adamın katil olduğunu kanıtlamak zorundasınız ki ona katil hükmü verelim. Yoksa bir adama sen katil değilsin bunu kanıtla denmez. Niye? Çünkü beraat-ı zimmet asıldır. Burada temel bir mantık var. Bu mantığı aslında her yere uyguluyor ulema. Buraya da uygulamış oluyor. Ne oluyor? Birisi aksini söylüyor, birisi ispat etmesi, yani olumlu bir şey söylüyor. Olumlu söyleyen, bir şeyi ispat etmeye çalışan kişi اَدَّلِيلُ عَلَى مَنْ اِدَّعَى وَالْيَمِنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرُ. Değil mi? Bu da mecelle kaidesidir ki şeyle alakalıdır doğrudan. Hadisle alakalıdır. وَلَا يَم۪ينَ عَلَيْهَا. Ve kadından yemin de istenmez. Yemin et bakalım böyle nikah olmadığına dair. وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاهِ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ وَقَالَ اَبُوا يُسُفْ وَمُحَمَّدْ يُسْتَحْلَفُ فِي. Ebu Hanife'ye göre nikah konularında yemin olmaz. Ama İmame'ne göre يُسْتَحْلَفُ فِي yemin istenir. İstahlefe yemin istemek, يُسْتَحْلَفُ yemin istenmek. وَيَنَعْقِدُ النِّكَاهُ بِلَفْسِ النِّكَاهِ. Nikah akdi nasıl kurulur? Bilafsin nikahi, nikah kelimesiyle, seni nikahıma aldım, ben de senin nikahına girdim gibi ifadelerle. Ve tezviç, yani evlendirdim, kendimi seninle evlendirdim, seni kendimle evlendirdim veya işte kızım seni falanla evlendirdim gibi tezviç kelimesiyle. Ve temlik, seni onun mülkü kıldım. Bizim Anadolu'da hala bazı yerlerde var. Bizim arkadaşım birisi öyle demişti. Bu yazın babam ablamı satacak demişti. Bir tuhaf gelmişti ki Sinoplu'ydu arkadaş. Var mı Sinoplu aranızda? Bütün Sinoplu'ları öyle aynı kategoriye sokmayalım. Hilal var mı sizde öyle bir şey? O Sinoplu değil mi? Boyabatlıydı. Boyabatlı değil. Nereliydi? Çeylebaş'tan başka hangi ilçesi var oranın?
Çerçiciler köyüydü de onların köyün ismi, şey ilçeyi hatırlayamadım. Boyabat değil de ne var orada? Sen Boyabat mısın? Tamam, Boyabatlı değil o. Boyabatlı değil, öbür biraz daha şeye doğru, Samsun'a doğru olan bir ilçe. Öyle demişti, çok şaşırdım. Dedim ya ne demek istiyor? Ya bizim orada işte babam kızı, kız ablam verecek demek istiyorum. Orada öyle söyleniyor. Yani satacak demek, temlik kelimesiyle anne. Ama tabii ki kanaatimce başlık parası, süt parası varsa anne ile baba birleşiyor, kızını satıyor demektir. Onun için başlık parasından kurtulmak lazım, süt parasından da kurtulmak lazım. Böyle hibeti, hibe kelimesiyle de olabilir. Ve sadakati, sadaka kelimesiyle de olur. Fakat وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْسِ الْاِجَارَةِ وَالْاِبَاحَةِ İcare ve ibaha kelimeleri de olmaz. Çünkü burada arkadaşlar icare muvakkattır, sürelidir. Yani mut'ayı hatırlatır. Ben 3 günlüğüne, 3 yıllığına sana kiralandım gibi olmuş olur. O yanlış anlaşılır. İbaha ise hibe gibi değildir. Yani aslında haramdır yapacağımız iş ama ben bunu helal görüyorum demektir. Bu olmaz. Yani sanki zinaya çağrılmış gibi olabilir. İbaha ve icara kelimeleriyle olmaz. Diğer kelimelerle olur. وَيَجُوزُ نِكَاحُ السَّغِيرِ اِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ السَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةِ Burada tamam bir kelime eksik. Ben onu yukarıya yazmışım, unuttum söylemeyi. وَيَجُوزُ نِكَاحُ السَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ O kelimeyi yazın arkadaşlar. Huma nereden çıkıyor diye benim gibi düşünmeyin. Ben de düşünüyorum huma neyi kastediyor. Sonra baktık ki metinde meğer sagira diyormuş. Bir baba veli yani küçük oğlanı veya küçük kızını اِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ veli evlendirirse بِكْرَنْ كَانَتْ السَّغِيرَةْ tu olur değil mi? Kânet'in ismi mi oluyor? Tabii kânet السَّغِيرَةُ اَوْ ثَيِّبًا İster bu çocuklar işte bekar olsun sagire, ister seyyibe olsun. Tabii şey için oğlan çocuk için dulluk herhangi bir şey ifade etmiyor. Kız çocuğu için dul olmak söz konusu. Bu sagire ister bekar olsun ister seyyibe dul olsun. Vel veliyyu huve el asabetu. Bu caizdir. Yani bunu evlendirdiğini bu caizdir. Vel veliyyu huve el asabetu. Veli ise asabe olan kişilerdir. Değil mi? Asabe kimlerdi? İşte baba, dede, amca, amca çocukları bunlar. Erkek akrabalar. Huvel asabatu. Fe in zevvecehuma el ebu evil ceddu. Şayet bu küçük çocukları baba veya dede evlendirmişse. Yani şöyle düşünmeyin tabi burada hocam bu küçük çocuğu niye evlendiriyor? Yani küçük çocuğu evlendirmek bizim şu toplumumuzda anlamsızdır. Niye? Çünkü küçük çocuk evlenerek ne elde etmiş olur? Hiçbir şey elde etmiş olmaz. Tarihte de etmiyordu zaten. Onu bilin. Yani tarihte 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğu siz evlendirdiğiniz zaman bu çocuk için bir menfaat verilir. Temelde bunun amacı ailedir. Ailedir. Ve ekonomik sahipler merkezdedir. Böylece kişiler ekonomik olarak kendilerini rahat hissederler. Ne yaparlar? Bir kabileyle akraba olurlar. Kendilerini ekonomik olarak ve siyasi olarak, askeri olarak güçlü hissederler. Hatta benim rahmetli amcam öyleydi. Oğlunu tam çok küçük değilim, 17 yaşında evlendiriyor. Diyorlar ya niye bu kadar acele ediyorsun? Ya bizim adama ihtiyacımız var. Evde hayvanlar bir sürü. Bu hayvanları kim sağacak? Kim su getirecek? Kim değil mi? Onun için benim muhakkak diyor ilk oğlunu çok erken evlendirmişti. Evlendirmiş yani. Biz tabi o zaman dünyada değildik. Onun için babasıyla oğlu arasında böyle baktığınız zaman yan yana abi kardeş gibi bir ilişkileri vardı. Çünkü 18 yaşında baba oldu. Askerden önce. Nasıl? Askerden önce. Tabi askerden önce baba oldu. Hatta okula falan gittiğinde abin geldi falan derlermiş ziyaretine babası gittiğinde. Şimdi tabi bir doğal denge var. Hakikaten çok ilginç bir şey. Baba oğul arasında bile rekabet oluyor. Ben yine öyle bir akrabalarımızdan tanıyorum. 16 yaş var aralarında baba ile oğul. 13 yaşında evlenmiş. Tabii babası şehit olmuş, Çanakkale'de şehit olmuş.
bizim hanımın dedesinin babasından bahsediyor. 16 yaşında baba oluyor, 13 yaşında evleniyor. Evde hiç kimse yok, annesi mecbur kalıyor, oğlunu ev veriyor vesaire. Şimdi öyle olunca da ömrü boyunca hep onlar böyle sanki arkadaşmış gibi, tamam mı? Birbirlerinin böyle bakardık, böyle bir hafif böyle bir çekemezlik olur. Baba oğlu arasında olmaması lazım. Şimdi ama ben şimdi düşün, 40 yaşındayım, benim oğlan 5 yaşında. Ben onu ne diyecek, kıskanacağım. Zaten hiçbir zaman biz yarış halinde olmayız. Ama onlar biraz hafif yarış halindeydiler. Her biri ders okuturdu evinde. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Böyle bir durum oluyor. Aslında hiç dersimizle alakası yok. Ama fein zevvecehuma el ebu evil ceddu, şayet baba ve dede asabe olan bu ikisi önceliklidir, evlendirirse fela hiyare lehuma ba'de buluğihime, bu çocuklar buluğa erdikten sonra onların muhayyerliği yoktur. Biz buna ne diyoruz? Buluğ muhayyerliği diyoruz. Değil mi? Aile hukuku okuyan üçler, dörtler bilirler. Buluğ muhayyerliği şu demektir. Yani küçük yaşta evlenen insanların akılları başına gelince, buluğ çağına erince evlilik akdini feshetme yetkileri vardır. Niçin? Çünkü benim hakkımda bana rağmen bir karar alınmış ve ben bundan da hoşnut değilim. Ben bu evliliği sonlandırmak istiyorum diye bilir. Baba ve dede için geçerli değil. Baba ve dede evlendirmişse buluğ muhayyerliği yoktur, ama amca evlendirmişse, diğer asabelerden amca çocukları vesaire evlendirmişse veya devletin yetkilendirdiği bir veli evlendirmişse, velayet biliyorsunuz sadece anne babayla alakalı değil, devletin görevlendirmesi şeklinde de olabilir. Devlet görevlendirmişse değerli arkadaşlar, o zaman da yine çocuğun buluğ çağından sonra buluğ muhayyerliği vardır. وَاِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْاَبِي وَالْجَدِّ, baba ve dede dışındaki birisi bir veli evlendirirse فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ, her bir çocuğun, küçük kız ve erkeğin muhayyerliği vardır. اِذَا بَلَغَ, buluğa erdiğinde اِنْشَاءَ اَقَامَ عَلَى النِّكَاهِ, ister nikah üzerine kalmaya devam eder وَاِنْشَاءَ فَسَخَ, isterse akdi fesheder. وَلَا وَلَا يَتَلِ عَبْدٍ, şimdi velayeti sayıyor. وَلَا velayete, şunların velayeti olmaz, veli olamazlar. Li abdin, köle için. Ve la sagirin, çocuğun. Ve la mecnunin ve la kafirin ala muslimetin, Müslüman bir kadının üzerinde bir kölenin, bir çocuğun, bir mecnunun veya bir kafirin neyi yoktur? Velayeti yoktur. Böyle bir velilik söz konusu olmaz. Onun için babası mesela deliyse, kafirse ne olmaz, veya köle ise Müslüman bir kadının velisi olamaz. Ve kâle bu Hanife, bu diğer muamelat konusunda da böyle mi hocam? Tabi diğerlerinde de böyledir. Çünkü bunlar ekonomik anlamda tasarrufu, belki kafiri bundan ayrı tutabiliriz ama hadiste Hazreti Peygamber buyuruyor, kafirin mümin üzerinde velayeti. El-İslam ya'lu ve la yu'la. Bundan dolayı velayet ister istemez bir tasarruftur. Onun için mali konularla bile ilgili olsa, yani vesayet şeklinde bile olsa, ulema buna çok sıcak bakmamış. Çünkü küfür her zaman ciddi bir eksiklik olarak görülmüş. Ve kâle Ebu Hanife, yecûzü li gayri asabâti minel akâribi tezviç. Yani burada tezviç, fit tezvici, orada nasıl yazmış? Tezviç. Minel akâribi tezviç. Evet, tezvici. O zaman şöyle diyeceğiz, burayı yecüzünün faili yapacağız. Diğer akraba asabe olan, asabe olmayan diğer akrabalar için de evlendirmek Ebu Hanife'ye göre nedir? Caizdir. Yani dayı evlendirebilir. Yok, kafir kelimesini kullanınca gayrimüslimi de kastetmiş oluyor. Ama zımmi derse tabii kafiri kastetmiş olmuyor. Zımmi daha alt bir statüdür. Kafirdir bu tabii ki yine. Ama o İslam devletinin vatandaşıdır. Belli bir statüsü vardır. Ama kafir dediği zaman ister harbi olsun, ister müstemen olsun, ister zımmi olsun, hepsini kapsıyor. Evet. Biliyorsunuz Esma'yı radıyallahu anh'ı Hazreti Ayşe'nin evlendirdiği rivayetleri var.
Muhtemelen bundan dolayı hani İmam-ı Azam gerçekten kadınlara ilginç bir böyle yetki vermeye çalışıyor. Sanki böyle mücadele ediyor. Onu normal bir insan gibi, bir erkekle hiçbir farkı olmayan ontolojik bir varlık olarak görüyor. Öyle dediğime bakmayın, hakikaten öyle normal bir insan gibi görüyor. Size yani size ters gelmesinin sebebi zaten bizi öyle görüyoruz. Siz kendinize öyle bakıyorsunuz da ondan. Ama onun yaşadığı dönemde kadının yani bırakın insanlığı, hani hayvan mı bu? Bu bile tartışılmış. Yani gerçekten çok, bu sadece İslam dünyasında değil, Hristiyanlık da çok daha ileridir. Çünkü onlar bir de Hazreti Havva'nın da suç ortaklarıdır bunların gözünde kadınlar. Bizde en azından elhamdülillah böyle bir düşünce hiç olmamış Müslüman toplumlarında. Ama yine de kadın öyle çok böyle erkek gibi eşit ticaret yapan, hele evlenen, kadın gidecek kendi kendine evlenecek. Olacak şey mi bu? Velinin izni olmadan evlenecek. Bunu Hanefi, en katı Hanefi Osmanlı toplumunda bile arkadaşlar Ebu Suud Efendi müsaade etmemiş. Yani bunu eleştirmeye de gerek yok. Şartlar değiştiğinde ben şahsen yine aynı durumun gerçekleşebileceğini, hatta ben derslerde bazen söylüyorum, söylemişimdir de, bırakın kızları velilerinin izni olmadan, erkekler bile velilerinin izni olmadan evlenmesin. Niye? Çünkü yani çocuk, yani ben erkeğim, ben bu uçağına erdim, yaşım 20 ama sen toysun, çiğsin. Bu evlilik meselesine doğru bakacak noktada değilsin. Şu baktığın kıza bakalım, görüştüğün kıza bakalım. Bu senin ne eşin olabilecek değerde, kıvamda, ne de senin çocuklarına anne olacak durumda. 3 gün sonra kavga edersiniz. Kalıbımı basarım, 3 gün sonra kavga edersiniz. Kim diyor bunu? Onun iyiliğini isteyen babası diyor, annesi diyor, değil mi? Tecrübeli insanlar diyor ve onun kötülüğünü asla istemeyen bir insan. Onun için ben şu günümüz şartlarında arkadaşlar, şahsen velilerinizin, yani anne babanızın, ailenizin bilgisi dahilinde olmayan hiçbir evliliğe ve evlilik öncesi ciddi görüşmelere girmemenizdir. Sonra travmatik şeyler yaşanıyor. Yani ben kendi dönemimden arkadaşlarımı hatırlıyorum. Yani Antepli bir çocuk, işte Antalyalı bir çocukla, kızla görüştü. Olacaktı, her şey normaldi falan. Aileler o olmaz, şöyle böyle kıyameti kopardılar. Yazık. Ondan sonra o çocuk travma yaşadı. Onun için ben o çocuk derken erkeği kastediyorum. Aklı başında bir insan olarak böyle işlerde muhakkak ailenizle görüşün. Ya hocam ortada bir şey yok, daha önce de görüştük, sonra iş yarım kaldı, yine bir daha söyleme yüzüm yok diyebilirsiniz. Ama o zaman her türlü riski tek başınıza göstermek zorunda kalacağınızı söylemek lazım. Nişanlık döneminde hocam böyle çok görüşülüyor, konuşuluyor. Nikahtan sonra bir şey kalmıyor. Yani bütün sırlar paylaşılıyor, ondan sonra normal gibi. Bunun için ben doğru, tabi Zahit de tecrübeli olduğu için, evli olmasam senin konuşma hakkın yok derdim, ama evli olduğu için o da biliyor hakikaten. Ben şahsen acizane nişanlılığın en az 6 ay olması gerektiği kanaatim. En fazla da 1 yıl. 1 yıldan fazla uzatmamak lazım. Hocam bu nişanlılık nedir? Nişanlılık önemlidir ama çok çok da önemli bir şey değil. Nişanlıyken insanlar çok güzel rol yaparlar. Ben ıhlamur severim. Aa, ben de en çok ıhlamuru severim. Ben çok şeker kullanmam. Allah Allah, nasıl olur bu kadar tevafuk? Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Yani niye duygusal düşünüyor? Yani bizim arkadaşım biri anlatmıştı, tabii çok muhabbet edecek bir zaman değil ama evlendikten sonra bu israf olacak arkadaşlar. Vites ışığı. O zaman Bilal, bunu sana ikram etmiş olayım. Hadi sen orada kenarda duruyorsun ya, bunlar şimdi böyle gözümüzün önünde içmekte zorlanıyorlar. Zaten soğuttuk, daha çok fazla soğumasın. Ama şekeri yok. Yani insanlar rasyonel davranmazlar arkadaşlar. Duygusal davranırlar. Bizim o arkadaş annesini çağırmış eve. İşte hataya baksana. Hanımı da pırasa yapmış. Şimdi oturmuşlar, yemek yiyorlar ama kadın, annenin sürekli gözü oğlunda.
Acayip yiyor pırasayı. Diyor ki oğlum diyor, bekarken hiç pırasayı böyle yemiyordun diyor. Ortaya çıktı biraz. Şimdi bakın nasıl ilginç bir duygu var değil mi bu kadınlar arasında. Yaş farkı olunca aslında çok taarruzun olmaması gibi ama bence ortak bir nokta var. Bir adam işte, birinin oğlu, çocuğu, bebeği hatta gözünde büyümüyor. En kötü annede bence hala evli baklı adama bebek muamelesi yapması. Öbürünün de eşi. Orada bir şey var. Yani insan arkadaşlar duygusal olunca pırasayı bile yiyebiliyor. Yani onun için meseleye bence evlilik konusunda çok da aşırı duygusallıkla yaklaşmamak gerekir. Evliliğin %51'i rasyonelliktir. %49'u duygusallıktır. Duygusallık bittiği halde evlilik devam edebiliyor. Bir sürü insanın akıl evliliği, mantık evliliği diyorlar buna. Yaptığı, kavga ettiği halde, düşman olduğu halde, hatta çok ilginç, 2 yıl aynı evde yaşamışlar, tek kelime konuşmamışlar. Sırf insanlardan utandıkları için ayrı evlerde yaşayamamışlar. Hiç kimse apartmandaki hemen kapı komşuları dahi bilmemiş. 2 yıl hiç tek kelime konuşmadan yaşamışlar. İşte bu tabii ki büyük bir işkence yani hakikaten. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ama demek ki evlilik yürüyebiliyor. Ama çok duygusal olsanız bile, çok sevseniz bile, ben onsuz yaşayamam deseniz bile, hayatın o %51'lik kısmı sürekli direnç sağlıyorsa, rezistans görevi yapıyorsa, o zaman o duyguların çok fazla anlamı kalmıyor. Bir müddet sonra zaten yok olup gidiyor. Onun için bize düşen nedir arkadaşlar? Duygusuz evlenmemek fakat akıllıca evliliklerde yapmak görevimiz oluyor. وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا Bir kadının hiç velisi yoksa اِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا اَلَّذ۪ي اَعْتَقَهَا جَازَ Yok da daha önce ıtk ettiği onu azat eden kölesi, şey efendisi, mevlası onu evlendirse, bu belli ki cariyeymiş, hür olmuş ve velisi de yok, onu azat eden efendisi onu evlendirse caizdir. Bu da caizdir. وَاِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْاَقْرَبُ غَيْبَةً Bir gaybetle, yani kaybolmuş olma haliyle veli ortada bulunmazsa caize limen huve eb'adu minhu. Ondan daha uzak olan, yani baba yoksa dede, o da yoksa işte amca gibi, ondan daha uzak olan akraba ne yapar? Minhu en yüzevvice onu evlendirir. Vel gaybetu el munkati'atu munkatı, yani kesin bizim gaybet diyebileceğimiz şey nedir? En yekûne fî beledin, kişinin şöyle bir beldede, bölgede bulunmasıdır. La tasilu ileyhi el gavâfilu fis seneti illa marraten vâhide. Sadece yılda bir defa kafilelerin, kervanların yani ulaşım araçlarının gittiği bir belde. Sadece yılda bir defa oradan araç çıkıyor. Şimdi yılda bir defa araç çıktığına göre veya kafile çıktığına göre o adam bir yıl zaten gelemez. Onun için gaybetin süresi nedir? Bir yıldır. Bu mesafeyi kastetmiyor. Yani bir yılda kafilelerin gittiği yerden bahsetmiyor. Bir yılda kafileler zaten bir yere kolay kolay gitmez. Yani muhtemelen yılda bir gidilen bir yerden bahsediyoruz. Evet. Burada burayı okuduk. Evet. Vel kefaetu yeni bir konuya geçiyoruz. Küfüv Hanefilerin önemsediği kefaet kadın erkek arasındaki denklik. Vel kefaetu fin nikahi mu'tabaratun. Nikahta denklik dikkate alınması gereken bir şeydir. Fe iza tezevvecet el mer'atu gayra küf'in. Şayet bir kadın kendine denk olmayan biriyle evlenirse felil evliyai en yuferriku beynehuma. Velilerinin, yani o kızın velileri çok oluyor biliyorsunuz. Babası, dedesi, amcası vesaire. Onun için çok evliya denildi. Velilerinin onları tefrik etme, bu evliliği sonlandırma hakları vardır. Vel kefaatu tu'teberu fin nesebi ve dini vel mal. Kefaat nesepte, bu maalesef Arap toplumunun bir hakikati. Günümüzde de gerçi böyle bir şey var. Ve din vel mal. Ben dinin ve malın önemli olduğu kanaatindeyim.
Hocam malın önemli olması nasıl oluyor? Yani çok rahat ekonomik olarak belli bir üst düzey diyelim. Ekonomik hayata alışmış bir kadının fakir bir adamla evlenmesi onu o %51'lik kısmı oluşturan kısımdır. Onu mutsuz eder. Şimdi kız çocuğu alışmıştır. Gider markete hiç fiyatlara bakmadan her istediğini alır. Veya beğendiği bir şeyi asla yani bunu beğendim ya fiyatı yüksekmiş almayayım dememişse, böyle yetişmişse o çocuk sürekli babasının hayatını, babasının ona sunduğu ekonomik hayatı ne yapacaktır? Kocasını dikte edecektir. Ya ben evlenmeden önce ne kadar rahat yaşıyormuşum meğer. Seninle evlendim, saçımı süpürge ettim falan Anadolu tabirine. Ama bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Sen ne biçim adamsın, niye para kazanamıyorsun? Babam para kazanıyor da sen niye kazanamıyorsun? Gibi o adamı bunaltacak. Aile saadetine engel olacak bir durum. Onun için mali durumu iyi olmayan, hocam bugün mali durumu iyi olur, yarın kötü olur. O başka. Bugün sağlıklı olur, yarın hasta olur. Onun gibi bir şey. Ama temelde nedir arkadaşlar? Bizim burada ekonomik dengeleri gözetmemiz lazım. Bu bir gerçek. Ben bizzat birkaç tane akrabamdan biliyorum. Zengin ailenin kızına talip oldu, evlendi. Onun altına araba verdiler, ev verdiler, işte kendi işlerinde falan. Bir müddet sonra bizim Anadolu'da ya sen iş göğü olmuşsun haberin yok. Allah Allah, gerçekten öyle olmuş. Böyle baksana, kimin evinde oturuyor, kimin arabasını bilmiyorsun. Ve biz de yani onu demeseler bile adam kayınvalidesinin, kayınpederinin himayesindeymiş gibi bir görünüm vermek istemez. Bu böyledir. Yani bir arkadaşım vardı, plakası kayınpederinin adı soyadını taşıyor diye de onunla alay ederdik biz de yani. Ya baksana kayınpederin arabayla geliyorum gidiyorum falan. Ya yok bu araba benim. Yok diyor bak kayınpederin plakası falan. Şimdi bu böyledir ve bizim bu bilinçaltımızda ne oluyor biliyor musun? Kadın çok doğal bir şey söylüyor. Ya bu böyle değil de şöyle yapalım. Sen bana paranın gücünü mü kanıtlamaya çalışıyorsun? Sen ne demek istiyorsun falan. Yok şöyle bir şey kastetmiyorum. Şey var ya bir aşağılık kompleksi ve gereksiz tepki, gereksiz bir kavga ve mücadele. Onun için normal şartlar içerisinde olursanız arkadaşlar ve burada sizler tabii ki inşallah hizmet edeceksiniz Allah'ın dinine, insanlığa ve bundan dolayı da belki Allah Teala size maaş alma imkanı da verecek. Sanki çok zayıf bir ihtimalmiş gibi söylüyorum. Kasıtlı söylüyorum bunu tabii ki. Siz bu paranızı, pulunuzu, işte kendi kredi, maaş kartınızı, işte birikiminizi falan ikide bir kocanızla gündeme getirmeyin. Neyse ki günümüzde kültür anlaşılabilir mi? Tabii anlaşılabilir. Kültürel düzey, dini telakki, hayat algısı, neyse bu eskiden Arap, Acem, hatta Arap'ın hangi kabilesinden olduğu bir sürü ihtimaller tartışılırmış. Bunun sosyolojik bir gerçeklik olduğunu kabul etmek lazım. Nasıl ki biz veled-i zinanın imam olmasını geçip devleti yönetmesi ve namaz kıldırmasını, en basitinde namaz kıldırmasını bile güzel görmemişse ulema ve bunu da izah ederken ne görürüz? Aslında o çocuğun suçu günahı yok. Değil mi? Yani anne babanı işlediği bir suçtan dolayı Hazreti Peygamber öyle insanları hiçbir zaman dışlamamıştır. Ama bunları da toplumun en önüne çıkarmamıştır. Niye? Çünkü azıcık bir hata yaptığı zaman zaten veled-i zina denir. Değil mi? Veya işte Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve kimin arasında geçiyor? Kara kadının oğlu diyor. Kime diyor? Bilal Habeşi'ye diyor değil mi? Bakın yani ki Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan bir anda ağzına geliyor. Yoksa öyle bilinçli veya sürekli yapacak kişilikte bir insan değil. Onun için değerli arkadaşlar bizim tüm bunların hepsini birlikte düşündüğümüz zaman evliliğin sosyolojik bir denkliğin beraberinde gelmesi. Yani evlilik sadece iki kişinin bir araya gelmesi değil, iki ailenin, iki sülalenin, bazen iki ülkenin bir araya gelmesidir ve bu dengeleri kurmak gerekir. Evet. Ve huve malla ilgili kefaat nedir? En yekune malikehe lil mehri ve nefakati. Kişinin, yani böyle çok dünya çapında holding sahibi olması gerekmiyor. Kadının mehrini istediği mehri verecek. Kadın mehrini neye göre isteyecek? Babasının
akrabalarına göre ise, yani o mehir kısmı aslında önemli. Yoksa nafaka kısmı çok da önemli değil. Mehir, kadın zengin bir ailenin kızıysa zengince mehir isteyecektir. Ve bunu da verebilecek maddi imkanı olan bir kişi mal konusunda nedir? Denktir. Ve tu'tabaru fis sanayi, hatta meslek açısından bile itibara alınır. Demircilik yapan bir adam, kuyumculuk yapan bir adamın kızıyla evlenemez. Bunun dinen falan hiçbir alakası yok. Bu tamamen sosyolojiktir. Zaten babanın iradesine, dedenin iradesine bırakılması da şudur. Ey baba, sen bu evliliği nasıl görüyorsun? Bak bakalım, demirciyle kuyumcunun evliliğini nasıl görüyorsun? Ben sorun görmüyorum derse zaten sorun yok. Zaten evlilik nafiz hale geliyor. Yoksa geçerli olmuyor. Çünkü babanın veto hakkı var tabiri caizse. وَاِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِهَا. Şayet bir kız evlense de mehri eksik olsa, yani mehrini eksiltse, فَلِلْ اَوْلِيَاءِ, yani sırf beni al, ben normal mehri mislim benim 100 dirhemdir, ben 50 dirheme de sana varırım, yeter ki benimle evlen deyip de وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِهَا, mehrini azaltsa, فَلِلْ اَوْلِيَاءِ الْاِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا اِنْدِ اَبِي حَنِيفَ. Ebu Hanife'ye göre velilerin buna itiraz hakkı vardır. Hatta yetimme lehe mihru misliha. Mihru misle tamamlanana kadar ona itiraz hakkı vardır. Niçin? Çünkü kız burada ne yapmış oluyor? Kendisine kötülük yapmış oluyor. Veyahut ev yufarikahuma ev yufarikaha. Değil mi? Huma mı? Ha mı? Yufarikaha, evet, yani bu ikisini kastetmemiş. Zannediyorum huma daha çok devlet eliyle olunca kullanılıyor. Yufarikaha, kadını, yani kızını tefrik etme, evliliği sonlandırma hakkı vardır. Ve izâ tezevvece el ebu ibnetehu es-sagîrate. Baba küçük kızını evlendirse, وَنَقَسَ مِنْ مَهْرِهَا, ve mehrini eksik yapsa, baba evlendirirken 100 mehirken 50 mehir istese, اَوْ اِبْنَهُ وَالصَّغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ mehrin, veyahut küçük oğlunu evlendirirken de haksız olarak mehri yüksek tutsa, yani çocuğun aleyhine bir ekonomik yükümlülük ortaya çıksa, bu nedir? جَازَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا. Hem küçük çocukla ilgili hem de kızla ilgili olarak nedir? Bu ikisi de caizdir. وَلَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ لِغَيْرِ الْاَبِي وَالْجَدِّ. Fakat baba ve dedenin dışındaki diğer velilerin böyle eksik veya fazla mehirle evlendirmesi caiz olmaz. وَيَسِحُ النِّكَاهُ اِذَا سَمَّى ف۪يهِ مَهْرًا. Şimdi mehre geldik. Bence buraya başlık açın arkadaşlar. Kimler metne katkı sunacaktı? Onlar buraya mehr desinler. El mehru, mehir konusu. Ve yasihun nikahu, ya da babun mehr diyebilirsiniz. Mehir babu. Ve yasihun nikahu iza semme fihi mehran. Şayet yapılırken, kıyılırken mehir ifade edilmişse nikahta, bu nikah sahihtir. Ve yasihu ve in lem yusamma fihi. Şayet mehir söylenmemiş olsa bile. Onun için yüsemmi desek daha güzel olacak. Yüsemme meşhur değil de yüsemmi diye okusak. İza semme fihi. Yüsemmi bende. Evet. Burada hareke yok. İza semme fihi mehran ve yasihu ve inlem yüsemmi fihi mehran. İster mehir ifade edilsin, ister edilmesin, nikah sahihtir. Ve akallül mehri aşaratu derahime. Mehrin en az miktarı 10 dirhemdir. 10 dirhem de yaklaşık arkadaşlar 2 koyun bedelidir. 2 koyun bedelidir. Değil mi? 5 dirhem bir koyundu Hazreti Peygamber döneminde. Yani normal şartlarda budur ama tabii ki ekonomik durumu iyi olmayanların daha aşağı derecede verdiğini de biz biliyoruz. فَاِنْ سَمَّ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ. Şayet 10 dirhemden daha az bir mehir talep etmişse, aşaratu derahim.
Mehu aşaratı derahimi nokta. Fe in semmedeyiz şu an. Burada. Evet. Fe in semme akalle min aşaratin, şayet erkek 10 dirhemden daha az bir mehir teklif etse, felhal aşaratu, kadının, kızın 10 dirhem alma hakkı vardır. Çünkü mihri misil azı, en az kısmı budur daha doğrusu. Mihri misil demeyelim de piyasadaki en alt mehir miktarı budur. Ve men semme mehran aşaraten, şayet bir kişi 10 dirhem diye mehir ifade etse, belirlese, semme belirlemek diyeceksiniz. Fema zade, veyahut da daha fazlasını da söylese, fe aleyhil musemma, erkek 10 veya daha fazlasını söylediyse artık mihri müsemma, belirlenen mehir onun üzerine nedir? Borçtur. Ve in dakhala biha ev mata anha, şayet o kadınla birlikte olmuş, zifaf olmuşsa veyahut da nikahtan sonra ölmüşse. Ve in tallaqaha qabla dukhuli evil halveti vel halveti, şayet duhulden veya halveti sahihadan önce boşarsa, ölüm değil, boşarsa feleha nisful musamma. Şimdi aslında bunları bir diye yazmak lazım. Siz de bence yazın. Bir, mehir ne oluyormuş? Mehri müsemma. Mehri müsemma. Yani belirlenmiş mehir. Şayet belirlenmiş mehir kişi zifaftan sonra veya belirlendikten sonra, nikah esnasında belirlendikten sonra adam ölerek nikah sonlanmışsa, kadın mehrin tamamını hak eder. Kadın mehrin tamamını hak eder. İki, şayet mehrin müsemma belirlenmiş de adam zifaftan önce kadını boşarsa, kable duhuri felehel nisbül müsemma, mehrin yarısını kadın hak eder. Ve in tezevveceha, şayet erkek kadınla evlense, ve lem müsemme leha mehran, ve lem müsemmi leha mehran, ve herhangi bir mehir de belirlemese, ev zevveceha ala, veyahut da şu şartla kadınla, tezevveceha ala, şu şartta evlense, en la mehra leha, sana mehir yok, mehirsiz benimle evlenirsen ben o zaman kabul ediyorum diye bir şart sunsa ne olur? Leha feleha mehru misliha, yine de kadının mehri misli söz konusudur. İn dehale biha ev mata anha, şayet zifaf olmuş veya nikahtan sonra adam ölmüşse. Ve in tallaqaha qabla duhuli, şayet duhulden sonra kadın, üçüncü önce kadın adam kadını boşarsa, qabla duhuli felehel mut'atu. Niçin? Bu üçüncü ihtimal yazın. Üçüncü ihtimal, adam mehri misil belirlemiyor veya mehri misil yokken ve duhul de henüz gerçekleşmemişken erkek kadını boşarsa feleha el mut'atu, ona mut'a vardır. Mut'ayı da şimdi açıklayacağım. O da nedir? Vehiye selasetu esvabin min kisveti misliha, kadının misli gibi bir kadının, yani piyasada onun ekonomik durumunda veya sülalesinde, sosyal statüsünde olan bir kadının elbisesinden 3 elbise. Yani burada bence günümüz şartlarında düşünürsek, yani makul, kadını mutlu edecek miktarda bir hediye. Yani 3 elbise aslında 3 deve gibi bir şeye tekabül edebilir. Ya bir bilgisayar ve telefon. Bir bilgisayar ve telefon. Evet, tabii ikinci el olmamak kaydıyla cep telefonu falan da ucuzundan olmamak kaydıyla. Niye? Çünkü asıl olan kadının onora edilmesi. Yani siz evleniyorsunuz, ilan ediyorsunuz, ben bununla evlendim diyorsunuz, sonra da ben onu boşadım diyorsunuz. Bir de üstüne üstlük hiç mehri de konuşmadan yapıyorsunuz. Belli ki niyetiniz bozuk. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar ne olur? Kadını onora etmek lazım. Hazreti Peygamber kendisini tabiri caizse aldatan bir kadına bile muta veriyor. Değil mi? Yani alaca hastası, vücudunda rahatsız edici hastalıklar olan bir kadınla evleniyor. Kadın tabii ki zifaftan önce bu hali ortaya çıkınca Hazreti Peygamber buyuruyor ki giyin ve git. Bir deve yükü ona hediye veriyor.
Yani ben peygamberim ya, sen benimle alay mı ediyorsun? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Niçin bu halini, bu ahvalini söylemedin de böyle beni zor durumda bıraktın deyip de hakaretle göndermiyor. Ona biraz da abartılı, yani mehrin çok çok üstünde bir deve yükü ne veriyor? Hediye veriyor. Evet. وَاِنْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ. Şayet Müslüman bir Hristiyan kadınla, tabii ki Müslümanla akla mantığa uymuyor, Müslüman bir kadınla veya Hristiyan bir kadınla daha doğrusu, Müslüman bir erkek domuz veya içkiyi mehir olarak belirleyerek evlense فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ, nikah caizdir. Ama hocam bu mehir kadının malı olacak ya, kadın içinde zimmi olduğu için, gayrimüslim olduğu için domuz caiz değil mi? Öyle de senin mülkünde olan bir şeyi senin vermen lazım. Senin hiçbir zaman mülkünde domuz olamaz ki. Yoldan geçen domuzları yakalayıp da ona götürsen, bu da olmaz. Onun için burada kişi Müslüman olduğuna göre erkek, domuz ve içkiyi ne yapamaz? Mehir olarak veremez. Fakat fen nikahu caizun ve leha mihru misliha. Fakat yine kadının ne olur? Mehri misli sabit olur. Onun için mehri misil arkadaşlar, hiçbir şey konuşulmamış olsa bile zifaf ve boşama durumu varsa, ölüm durumu varsa arkadaşlar, kendiliğinden tayin ediyor. Ve in tezevveceha, erkek kadınla evlense, tezevvece evlenmek demek. Zevvece evlendirmek demek değil mi? Tezevvece tefaül babından, erkek kadınla evlense. Fakat velem yüsellim leha mehran, kadına da mehrini teslim etmemiş olsa. Yani herhangi, bu da senin de yüsellim mi? Sanki yüsemme de, yüsemmi çok güzel olur. Hocam, yüsemmi, evet. Yüsellim. Yüsellim. Yüsellim, yok. Yüsemmi mi? Yüsemmi çok güzel olur. Niye? Çünkü yüsellim dediğiniz zaman bozuyor işi. Yüsellim teslim etmekle alakalıdır. Müsemma olmakla alakalıdır. Mehri belirlemişler. Biz teslimi hiç konuşmuyoruz. Teslim müeccel olursa zaten olmaz ki. Değil mi? Müeccel olursa zaten olmaz ki. Onun için bunun velem yüsemmi olması lazım. Yani hiç konuşulmuyor. Çünkü devamından da bu anlaşılıyor. Velem yüsemmi, bence düzeltin bunu. Yani bir L fazla çıkmış. L'yi silin, yüsemmi oluyor zaten. Yani çok orijinal bir tür, hata, çok büyük bir hata değil. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا, erkek kadına bir mehir de belirlememiş. ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ. Bakın şimdi geldi işte. ثُمَّ تَرَاضَيَا, nikahtan sonra, nikah yapıyorlar. Sonra عَلَى تَسْمِيَةِ mehrin, mehrin miktarında anlaşıyorlar. تَرَاضَيَا anlaşıyorlar. فَهُوَ لَهَا, bu mehir, bakın şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Az önce söylediklerimiz arkadaşlar nikah esnasındaydı. Nikahtan sonra mehri konuştuğunuz zaman durum farklı oluyor. Şimdi mehir, nikah bitmiş, nikah olmuş, belki de zifaf bile olmuş, onu da bilmiyoruz. Burada sümme dediği için nikahtan sonra veya mehirden, duhulden sonra bunlar oturup bir mehri konuştukları zaman felehe fehuve lehe, bu kadınındır. Konuşulan mehri müsemma kadınındır. İn dakhala biha ev mata anha. Fakat zifaf varsa veyahut da nikahtan sonra zifaf olmadan erkek ölürse böyledir. Fakat nikah yapmışlar. Daha sonra mehri belirlemişler. Fakat zifaf olmadan da ve in tallaqaha qabla duhur. Duhurdan önce de adam kadını boşamış. Ne olur? Leha el mutaat. Kadına mutavardır. Niçin? Çünkü nikah esnasında konuşulmadığı için. Yani sanki boşama durumunda arkadaşlar, duhulden önceki boşama durumunda sonraki konuşmaları, tesmiyeyi hiç dikkate almıyor. Tamamen sarf-ı nazar ediyor. Onun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz olun. Nikah esnasında konuşun. Mehri konuşun. Mehri konuşmuyorlar. Nikah yapıyorlar. Nikah bittikten sonra ya şimdi seninle biz ne mehir konuştuk? Ya sen 100 dedin ama neyi kastettin? Gram altın mı kastettin? Dolar mı, euro mu nedir bilmiyorum. Bu olmaz. Mehirden, özür diliyorum, akitten sonra konuştuğunuz mehir çok bağlayıcı. Adam sizi boşarsa hiç mehir konuşulmamış olur. O zaman mehir konuşulmamış.
Duhul de yoksa ne lazım? Muta. Yani mehir hiç olmasa da oluyor mu? Yani. Mehir hiç konuşulmamışsa mehir misil olur. Ama duhul olmazsa mehir misil de olmaz. Yok yani her şey olmuyor ama mehir hiç konuşulmadı. Yani illaki bir mehir olması gerekiyor mu? Yani? Tabii gerekiyor. Hiç konuşulmamışsa ve duhul de olursa mehir misil kendiliğinden tayin eder zaten. Ama kadın isterse almayabilirsin değil mi? Yani kadın mehri misil müsemma vesaire ortaya çıkacak. İster iade eder ister hiç almaz. O başka bir şey. Yani hocam nikah sırasında mehrin konuşulmaması yani mehre nikaha zarar vermez. Diğer meselelerinde aynı tabi. Yani zannediyorum Şafii mezhebinde mehirle alakalı bir farklı görüş. Hatırlamıyorum. Dün Tevfik'te bahsetmedim mi hiç mehirle alakalı? Mehirde yani orada konuşulması şart değil ama sonradan alınması şart. Evet, bu Allah'ın için Kur'an-ı Kerim'de mefruz diyor, farz diyor. Mehir için farz diyor. Evet. Evet, kaç dakikamız var? Bir 10 dakikamız var. Evet. وَاِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْاَقْدِ Akitte mehri 100 diye konuştular fakat nikah hakkından sonra mehri arttırsa erkek لَزِمَتْهُ اَزِيَادَتُ Arttırdığı zamanki o fazlalık 100'lü 120'ye çıkardı nikahtan sonra. Kadın baktı ki ya evet dedi ama çok da yüzü mutlu görünmüyor. Ya mehri azımsadın sen galiba. Bir şey diyemedin ama mehri 100'den 120'ye çıkardım, 150'ye çıkardım derse ne olur? Bu ziyade lezimethu erkeği bağlar, ödemek zorundadır. Fakat وَتَسْقُدُوا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ Duhulden önce, bakın nikahtan sonraki konuşmaların hiçbirisi duhul yoksa bağlayıcı olmuyor. Duhulden önce talak söz konusu olursa ne olur? تَسْقُدُوا ziyade. O 22 fazlalık 20'ydi. Ne olur? Sakıt olur. وَاِنْ حَطَّتْ عَنْهُ Şayet kadın erkeğe yüklediği min mihriha nikah esnasında yüklediği mehri 100 mihri 80'e düşürdü, azalttı. سَحَّ الْحَطُّ Bu azaltma sahih olur. وَاِذَا خَلَى اَزَّوْجُ بِمْرَأَتِهِ Erkek karısıyla halvet yaşasa, yani kimsenin olmadığı veya giremeyeceği ve cinsel ilişkiye de وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ Burada yazıyormuş zaten. Cinsel ilişkiye de mani bir durum yoksa halvet yaşandıktan sonra ثُمَّ طَلَّقَهَا Onu, bu kadını boşasa فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ Kadına mehrin kemali, yani konuşulan mehir gerekir. O zaman bir başka kuralımız neymiş? Halvet-i sahiha zifaf gibidir. Halvet-i sahiha zifaf gibidir. Ama zifafı şey halvet-i sahihayı engelleyen yani cinsel temasa engel olan bir durum varsa mesela ne olabilir? O inken ahaduhuma maridan ev saimen fi ramazane ev muhrimen bi fardin. Şayet ikisinden birisi hasta veya oruçlu veya Ramazan'da oruçlu. Özür dilerim. Oruçlu değil. Saimen fi ramazan. Çünkü nafileyi bozmak mümkündür. Kazayı bozmak mümkündür ama Ramazan'da kimse kolay kolay bir mümin olarak orucunu bozmaz. اَوْ مُحْرِمًا بِفَرْضٍ Farz bir hac için, ki farz olan sadece hacdır. Farz hac için ihrama girmişse, اَوْ نَفْلٍ بِحَجٍ ve nafile bir hac için ihrama girmişse, اَوْ عُمْرَةٍ ve ömre yapmak için girmişse, اَوْ كَانَتْ حَائِضًا veya kadın haizse, yani hayızlıysa, فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ O zaman kadın halvet-i sahiha içinde olmaz. وَاِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِمْرَأَتِهِ Şayet mecbub, yani cinsel uzvu eksik olan, cinsel temas kuramayacak durumda, fiziksel bir eksikliği olan bir kişi, psikolojik değil de fizyolojik bir eksikliği olan bir kişi, eşiyle birlikte bulunursa halvet-i sahihada, ثُمَّ طَلَّقَهَا Sonra onu yine zifaftan önce boşarsa, فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدِ اَبِي حَنِيفَ Ebu Hanife'ye göre bu halvet mecbub bile olsa kişi yine nedir? Sanki zifaf gibidir. Yani burada kadının işte manevi yönü dikkate
alınmış. Evet. Şimdi Mut'a'yı da okuyalım. Evet. Mut'a'yı da okuyalım inşallah. Kaç dakikamız var? 45 dakikamız. 45 geçeye kadar. Senin saatin doğru mu? Doğru. Şimdi ilan edeceğimiz bir şey neydi? Şimdi Çanakkale, 1 Mayıs'ta Çanakkale gezisi yapalım diye konuştuk ya. Gelmek isteyenleri bir görelim. Ona göre biz de hem araç hem orada kahvaltı, muhtemelen öğle yemeği orada bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Akşam yemeğini ise yolda kumanya şeklinde muhtemelen yiyeceğiz. Yoksa buraya yemek yemeye gitmiş gibi oluyoruz. Gezmemiz gereken yerleri gezemiyoruz. Akşamleyin gece 11.30-12 gibi buradan çıkmak lazım. Belki 11.30 daha iyi olur, 12 geç olur. Şimdi sabah namazında Çanakkale'de bulunmak, namazı kılıp kahvaltı yapmak ve sonra da yola revan olup gezmeye başlamak lazım. Yani tabii engelleri aşmaya çalışacağız. Araçla ilgili, karşı tarafa aracın geçişmesinde ücret talep ediliyor vesaire, ama yani bunlar aşılır. Yeter ki niyet halis olsun. Gideceğiz. Cumartesi gece çıkıp pazar akşamı da geri döneceğiz. He, doğru ya. Biz 1 Mayıs pazartesiye geliyordu. Evet. Pazar akşamı çıkacağız. 1 Mayıs pazartesi tatil. Pazartesi akşam geleceğiz. Biraz yorgun geleceğiz ama salı günü derslerimize katılmak şartıyla. Hocam ben Çanakkale'ye gidince şehit olmuş gibi ben hissediyorum kendimi. Kitaplarınızı yanınıza alacaksınız. Tamam mı? Muhakkak. Orada yolda bile belki okuyabiliriz. Hiç belli olmaz. Yolda bile okuyabiliriz. Cep telefonuyla ikinci araca canlı bağlantı yaparız. Birinci arabadan da zaten telekonferans oradaki ses sistemiyle zaten bu mümkün. Değerli arkadaşlar, birincisi bu, ikincisi bir şey daha söylediler. Öğleden sonraki dersle alakalı, o zihnimdeydi. Şimdi Cevdet Said diye birisi var. Hepiniz tanıyorsunuz galiba ki ben tanıyorum. Şahsen tanımıyorum, kitaplarından biliyorum. Fıkıhla alakalı Din ve Hukuk diye de bir kitabı vardı, onu okumuştum. Çok ilginç bir beyin, merak ettiğim bir adam idi. Onun için öğleden sonraki dersi iptal edeceğiz. İlim için ancak ilimden taviz verilebilir. İnşallah bu dersimizi de Çanakkale'de yapalım. Eksik kalan kısmımızı da Çanakkale'de yapmış oluruz. Onun için biz tabii ki Eren hocalardan geride kalmış olacağız. Bir ders eksiğimiz olacak. Onu da bence bu şekilde tamamlayabiliriz. Eren hocalar gitmeyecekler. Yok, onlar gidecekler de onlar dün yaptılar dersi. Biz bugün yapamayacağız ya. Yani onların, Cevdet Said onların dersine engel olamıyor. Onun için nasıl? Ama bir ara hızlanmış, epey bir defar atmıştı. Ama biz inşallah eşgüdümlü gitmeye çalışıyoruz. Yani burada tabii ki arkadaşlar derse devam önemli. Yani bu sadece Arapça kitap okumakla olmaz. Yani Arapça kitap okuma bizim kriterimiz. Sebat kadim, yani sabit kadem olmanın bir alameti olarak görüyoruz. Yani bir öğrenci sabahın erken vaktinde uykusundan fedakarlık yapıp buraya geliyorsa o gerçekten öğrencidir, taliptir. Ve o talip olan insana da biz değer veririz, hürmet ederiz, her türlü maddi manevi desteği sunarız. Onun için gezmeye çalışan, turist olarak Çanakkale'yi görmeye niyeti olan bir insanı biz orada yedirmek, içirmek, onu hele beklemek, turist de zaten bir türlü arabaya gelmez, sürekli onu beklemek durumunda kalırız. Bu adamı veya bu kızı fark etmez, bu oğlanı beklemek zorunda değiliz. Çünkü o bizim ayağımıza frangadır. Biz ilmi seven, ilim için fedakarlık yapan, yarın benim Allah'ın izniyle dersim var, erken uyuyup sabah namazından sonra uyumamak şartıyla yatmam lazım diyerek ilmi önemseyen insan, bizim için burada bu parametre önemli. Ama bu yeterli değil, onu söyleyeyim. Bizim bol bol okuma yapmamız lazım. Yani aylık her hafta belki bir kitap keşke okuma imkanınız olsa. Size kitaplar belirlesek de bu kitapları okusanız ve ben de sizin gelişim sürecinizi takip edebilsem. Bir anket yaptık. Anketin sonuçlarını da maalesef değerlendiremedim ben. Çok yoğunluktan duruyor ama değerlendireceğim inşallah onu. Hatta
dönemin sonunda yeniden bir anketle ikisini mukayese etme şeklinde. Fakat bizim için sebat önemli arkadaşlar. İlimde bu sebat önemlidir. Azim, gayret kadar. Bundan dolayı biz diğer okumalarımızı, diğer fikri taatilerimizi vesaireyi de bu çerçevede yapmamız gerekiyor. Bence mutaya başlamayalım. Çünkü 4 dakikamız kaldı. Evet, onu Fatma Nur